Arkadaşlar herkese merhabalar iyi akşamlar bugün 14 Eylül 2024 e, Tarkim Bitki Koruma hissesiyle beraberiz günlerden Cumartesi e, herkese güzel bir hafta sonu diliyorum Tarkim ile ilgili Tarkim ile alakalı olarak kanalımızda yanlış hatırlamıyorsam video yoktu arkadaşlar analiz yoktu ben de e, bu hisse de analizlerde bulunsun diye sizler için e, paylaşma gereği duydum Cuma günü 478 kapanışını yaptı Tarkim hissesi %2,58'lik bir artış görüntüsü vardı Cuma günü arkadaşlar Tarkim listesinde. E, genel itibariyle baktığımızda arkadaşlar halkars tarihi yaklaşık olarak e, 12 Eylül 2023 biz ise bugün 14 Eylül 2024'teyiz. Bir yıllık grafiğimiz bu şekilde oluşmuş. Tarkim hissesinde bir yıllık süreçte hissede iki tane zirve noktası oluşmuş. Sonrasında yatay bir görüntü var son düzlemde. Biz bugün Tarkim ile ilgili günlük 4 saatlik ve saatlik grafikleri inceleyeceğiz. Arkadaşlar finansal oranlarına haftalık takas analizlerine günlük 4 saatlik ve saatlik grafiklerde destek direnç seviyelerini sizlere kısa kısa bu videoda paylaşmaya çalışacağım. Sizlerden yegane istediğim kanalıma abone olarak destek olmanız arkadaşlar abone olursanız bu analizlerin devamı gelir en azından Bizler de motivasyon moral motivasyon olarak e, sizlerin sayesinde bu videoları yayınlamaya devam ederiz şimdi 478 kapanışını yaptığını söyledik Cuma günü Arkadaşlar en yüksek 483'ü görmüş Cuma günü en düşük ise 466'yı görmüş e, İşlem adedine baktığımda 200.221 adet lotta işlem adedi oluşmuş. Cuma günü Tarkim Bitki Koruma Hissesi'nde Yıldız Pazar Hissesi. Finansal oranlarına göz gezdirdiğimizde arkadaşlar Cuma gününün taban fiyatı 430'muş. Tavan fiyatı ise 525'miş arkadaşlar. Piyasa değerinin, defter değerinin oranı ise 5,99 olarak göze çarpıyor Tarkim Hissesi'nin. Ee, bununla beraber Cuma günü bir haber gelmiş ee, 13:09 2024 herhangi bir otoriteye mali tablo verilmesiyle alakalı olarak e, bir kap haberi gelmiş ee, bunun da hisse haberlerinden detaylı bakabilirsiniz arkadaşlar ee, birazdan tekrardan takas analizini sizlerle paylaşacağım şimdi. Grafiğe bir bakalım arkadaşlar bir yıllık grafikte hisse halka arzından sonra bayağı bir e, tavan fiyatlanması ile gitmiş sonrasında dinlenme bölgesinden e, yaklaşık olarak 888'li rakamları gördükten sonra tekrardan e, %50 oranda bir düşüş görüntüsü oluşturarak tek e, şöyle bakalım zirveden uzaklıkta yaklaşık olarak %50. E, %54'lük bir düşüş görüntüsü oluşturarak 400 lira rakamlara gelen hisse buradan aldığı tepkiyle tekrardan zirve bölgesine yürümüş arkadaşlar. Bakın burada bir ikinci noktada teması olmuş. 888'li rakamlara bu noktalar aşılamamış. Hem ilk denemesinde hem sonraki denemelerde e, aşılamamış arkadaşlar. Bu bölge geçilememiş Tarkim hissesinde aşağı yönlü bakıldığında şöyle son düzlüğüne bir yaklaştıralım. Genel itibariyle arkadaşlar alt destek noktası korunmak şartıyla 422'li rakamlar önemli destek olmuş hissede günlük grafikte ve bir yıllık grafikte bunun altına sarkmamış. Bunun altında tutunma üstünde tutunmaya çalışmış. Görüntüde bunu destekliyor. 478 kapanışını yapmış. Yükseliş yönlü alım indikatörü, MACD indikatörü aşağıda açık indikatörün görünümü al sinyalinde. Şu anda yükseliş yönlü baktığımızda 522 Fibonacci direnç seviyemiz bulunuyor. Bir üstünde 600, 655 ve 710 rakamları karşımıza çıkıyor. Destekler ise 422, 295 ve 229 olarak günlük grafikte karşımıza çıkan Fibonacci destek seviyeleri takip listesinde. Grafiği 4 saatliğe aldığımda arkadaşlar 4 saatlikte bir e, indikatörde pozitif bölgede bir, bir sat sinyali görüntüsü var bununla beraber hissede 478 kapanışına göre destek fiyatları 462 seviyesi ki önemli bir seviye olmuş arkadaşlar. bakın 462 seviyesini şöyle gösterecek olursak. 4 saatlik grafiklerde iki kere bu noktaya temas var ve bu noktanın altına sarkmamış. Burada 462 seviyesi desteğimiz bir alt desteğimiz ise 431 seviyesi. Yükseliş yönüne baktığımızda ise dirençlerimiz neler? 486, 503, 520, 542, 576 bunlar da bizim yükseliş yönüne Fibonacci direnç seviyelerimiz. Grafiği saatle aldığımda daha detaylı bir görüntü bizlere karşımıza çıkıyor. Burada bir al sinyalimiz var. Hisse 459'dan başlattığı yükseliş hareketini 478'lere kadar taşınmış ve alım sinyali halen bu görüntünün bakın burada negatif bölgeden pozitif bölgeye süreceğini gösteriyor. Tabi bunu takip etmek gerekiyor. İndikatöre göre baktığımız zaman bir alım sinyalinde seans içi hareketlerini mutlaka takip etmek gerekiyor. Yükseliş yönüne baktığımızda direnç seviyeleri 487 499 ve 518 rakamları desteklerimiz neler 477 467 ve 454 olarak saatlikte karşımıza çıkıyor arkadaşlar ee, Tarkim hissesinin e, günlük 4 saatlik ve saatlik grafikleri bu şekildeydi şimdi haftalık takas analizine bir de bakalım haftalıkta hisseyi hangi kurumlar almış hangi kurumlara satmış Bunları sizlerle paylaşalım. Bu da kısa vadede düşüş görüntüsü arkadaşlar. Bakın burada kısa vadede hissede düşüş sonrasında bir yatay görüntü var. Bunu istiyorsak bu şekilde de çizebiliriz. Burada da bir kırılım görüntüsü var. Sonrasında Kırılım sonrasında yatay bir görüntü oluşmuş, yatay bir görüntü sürmüş belli bölgeler arasında bunu ben siliyorum. Örnek olması açısından sizlere göstermek istedim. Henüz abone değilseniz arkadaşlar lütfen abone olarak kanalıma destek olun ki bu analizlerin devamı gelsin. Bizler de moral bulalım. En azından daha fazla arkadaşa, daha fazla bizi izleyen takipçilere ulaşmış olalım. O yüzden abone olmanız bizler için önemli. Haftalık takasına baktığımda alıcı sırada ilk iş bulunuyor. İş 13.6 bin lot almış. Bir haftalıkta %21'lik bir oranı sahip info 9.3 bin not almış yüzde 14'lik bir orana sahip satıcılarda Deniz ilk sırada 14.8 bin not satmış yüzde üçlik bir satış oranı var Meksa 9.6 bin e, 9.6 bin adet lot satmış yüzde 15'lik bir satış yüzdesine sahip bu satış yüzdesi ne demek oluyor ilk defa izleyen arkadaşlar için yani satılan notlardan yüzde 15'ini MEXA satmış Üçüncü sırada örnek vereyim. Pilip %13'ünde Pilip satmış. Pilip de 8.5 bin adet lot satmış. Yani 8.500 küsurat lot satmış. Saklama dağılımına bakalım. Ziraat ilk sırada bulunuyor. 946 bin lotla %18,94'lük bir saklama dağılımına sahip. Vakıf 610 bin lotla %12'lik bir saklama dağılım oranı sahip. İş 571, 571 bin adet lotla %11'lik bir saklama dağılım oranı sahip. Garanti 552 bin lotla %11'lik bir saklama dağılımı oranına sahip. Yapı kredi 419 bin adet lotla %8'lik bir saklama dağılımı oranına sahipken diğer kurumlar toplamda 1.9 milyon lotla %37'lik bir saklama dağılımı oranına sahipler. Tarkin bitki korumanın genel saklama dağılımında. Evet dostlar analizimiz bitti mi bitmedi. Önümüzdeki günlerde haftalarda sizlerden gelen istekler üzerine tekrardan güncel bir analiz paylaşmaya çalışırım. Biraz önce de söylediğim gibi lütfen kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Herkese güzel kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.